Merhaba, Eliloli'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu muhteşem kremalı kekin yapımını paylaşmak istiyorum. Altı sünger gibi yumuşacık, çok tatlı bir kek. Üzerinde krema ve onun üzerine biraz da böyle karamel sosuyla hareketlendirdik. Müthiş oldu. Zaten amaç ne? Amaç çocukları abur cuburdan bir nebze olsa uzak tutabilmek. Bu da kekimizin, yani pastamızın bir pasta oldu artık. Yakından göz. 2 adet yumurtayı 1,5 çay bardağı şekerle iyice köpürene kadar çırptım. İçerisine 150 gram kadar tereyağımı ekledim. Siz 1 çay bardağı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı süt ekledim. Güzel çırptım onları. Ayrı bir yerde 1,5 su bardağı unumun içerisine kabartma tozu ve vanilyayı karıştırdım ve bunu kek harcının içerisine eleyerek ekledim. Bundan sonra mikseri çalıştırmadan karıştırıyorum. Çünkü kekimin biraz kabarmasın, o süngerimsi yapısında kalmasın, süngerimsi yapıda olmasını istiyorum. Güzel, makineyi çalıştırmadan çırptım. Spatula ile etrafını temizliyorum. Daha önceden yağladığım tart kalıbın içerisine kek harcımı boşaltıyorum. Şimdi bu kek harcımızı 180 derece daha önceden ısıttığım fırında pişireceğim. Tam dakika veremiyorum çünkü kek kalıbı ince olduğu için çabuk pişecektir. Siz de kendi fırınızın ayarına göre kürdan testiyle pişip pişmediğini takip edebilirsiniz. Ama kısa sürede pişiyor. Kekimiz pişti. Biraz soğumayalım. Ben böyle büyük boyda toz kremi kullandım. Bunlar daha bereketli oluyor bu paketler. Büyük marketlerde bulabilirsiniz. Paketin üzerine 1 ölçek, 2,5 ölçek sıvı yazıyordu ama ben 1 ölçek, 3 ölçek süt kullandım. Biraz da kıvamı şey olsun, akışkan olsun istedim. 3 ölçekli sütümü ekliyorum. Ama sizin elinizde krema yoksa kendi kremanızı kendiniz yapabilirsiniz. Bunun açıklamasını birazdan yapacağım. Malzemeler kısmına da yazacağım hazır krema yerine nasıl bir krema kullanacağınızı. Kremayı güzelce çırptım ve bunu kenara alıyorum şimdi. Servis tabağına kekimizi ters çevireceğiz. Şimdi keki biraz soğumaya kenara bırakıyoruz. Soğuması lazım ki kremaya döktüğümüzde krema erimesin. Şimdi kremanın içerisine ben 1 paket krem şanti ekleyip çırptım. Daha güzel, daha akışkan bir kıvam oluyor. Daha lezzetli oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Kremalarınızı yaptıktan sonra içerisine sıvı krema ya da krem şanti döktüğünüzde çok daha lezzetli oluyor. Daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Şimdi bu kekimizin o tart kalıbının o çürküntü yerine güzel de yerleştiriyorum. Kremayı döşüyoruz. Kremayı nasıl yapabilirsiniz? 2 su bardağı sütle 1 çay kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı unla güzelce pişirip, yani içine de 1 çay bardağı şekerle ve vanilyayla güzel krema yapabilirsiniz. Piştikten sonra yine içerisine krem şanti ya da sıvı krema ekleyerek bu aynı sonucu alırsınız. Ben bu A101'lerde böyle bir sos almıştım. Onu kullandık. Siz kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi damak tadınıza göre hareket edebilirsiniz. Bu süslemeleri biraz oğlumla yaptığımız için yamuk yamuk oldu işin açıkçası. Eminim sizin ki çok daha güzel olacaktır. Kekimiz hazır. Çok lezzetli oldu. Keki sünger gibi. Üzerindeki kreması harika. Tavsiye ediyorum. Kolay, pratik. Umarım denersiniz. Deneyecek olanlara şimdi afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimizi beğendiyseniz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz yine çok mutlu oluruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Daha başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.